Aleviliğin ser çeşmesi olan Rehak Aleviliği tarihten süzülüp karşılaştığı zorlukları ve uğradığı bütün katliamları aşarak varlığını günümüze taşımıştır. Mürşitlerimizin, pirlerimizin ve rayberlerimizin belirleyici rolü olmuşsa, ozanlarımızın, şairlerimizin ve yazarlarımızın rolü de bu kadim inancımızın günümüze taşınmasında çok büyük payı vardır. Bütün zorlukları, hatta ölümü dahi göze alarak baskı ve katliamlar karşısında geri adım atmayan, inandığı yoldan dönmeyen, yolun ozanları değiş ve şiirleriyle asimilasyona karşı direndiler. Bu direnişlerin inancımızın günümüze kadar kendini yaşatmasında büyük rolü olmuştur. Tarihimize baktığımızda bütün zalim iktidarların zulmüne karşı Rahak Alevi ozan ve şairleri şiirleriyle, besteleriyle geliştirdikleri direnişlerle dolu olduğunu sizler dahi iyi bilirsiniz. Kadim Alevi inancını bir kültür olarak ele alıp bir bakanlığa bağlamak sürece yaydırılmış bir kültürel sorunudur. Bir halkın, bir ulusun tarihi, kültürü ve yapım yaratım ürünleri o halkı diğer halklar ve uluslardan farklı kılan en önemli insani faaliyet olmaktadır. Bu hakikati iyi bilen devletçi sistem halkların tarihini, dilini, kültürünü ve inancını kabul etmez, inkar ederek kültürel soykırımı dayatarak ortadan kaldırmak ister. Türk devleti de Alevilerin kültür, sanat alandaki yapım ve yaratımlarıyla bugüne taşırdıkları kendi toplumsallıklarının kavram ve değerlerini, tarihini ve inanç değerlerini inkar etmekte, kültürel soykırımda ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Toplum inşasının kendisi olan kültürü toplumdan çekip çıkardığınızda ortada insanlık ve toplum diye bir şey kalmaz. İnsanlık, devlet ve iktidarcı uygarlığın çıkışına kadar kendisini ahlaki, politik, komünal toplum olarak inşa etmiş daha mümkün. Dolayısıyla kültür varoluşsal olarak toplumsaldır. Toplumun kendisidir. İnsan toplumunun tarihsel süreç içinde oluşturduğu kültür sadece bu oluş anında kalmaz. Devletin ortaya çıkışından sonra da toplumun direniş geleneği olarak toplumu aydınlatmadan, onu kendi hakikatiyle buluşturmadan insan toplumsallığına hep öncülük yapmıştır. Bu nedenle hep devletçi sistemin düşmana uğramış, ortadan kaldırılması gereken düşman olarak görülmüştür. Toplum ve kültür düşmanı olan ulus devlet kendisini en büyük kültür yaratıcısı diye de sunar. Kültür alanını toplumu parçalamanın, insanı toplumdan koparmanın ve iktidara bağlamanın alanı olarak inşa etmek ister. Zihni çarpıtma, yanlış yaşam kurgularını bilimsellik adı altında topluma yutturmaya bakar. Sanat, spor ve seks endüstrisi üzerinden toplumu maddi manevi değerlerinden yalıtarak, kültürden kopartarak kültürsüzlüğe ve belleksizliğe mahkum eder. Bu aynı zamanda toplumu tarihsel gerçekliğinden koparmak ve tarihsizleştirmektir de. Tarihinden ve kültüründen kopartılan toplum, toplum olmaktan çıkarak sömürüye ve gaspa açık hale gelmiş olur. Siyasetsizlik ve siyasetten uzak durmak ise emeği, kültürü, dili ve inancı egemenlerin insafına terk etmek, çözümsüzlüğe mahkum etmek anlamındadır. Bunu da en büyük yaşayan biz Aleviler olmuşuz.